Merhabalar. Şimdi yogaya yeni başlayanlar için bu egzersizleri göstereceğim. Bunlar tam size göre. Önce sırt üstü uzanıp başlıyoruz. Aynen bir bitiş pozisyonundaki gibi sırt üstü uzandık. Sağ dizimizi kendimize doğru çekip şöyle güzelce bir sarılalım ve kendimize doğru sağ diz sağımıza yaklaşsın. Birazcık daha çekelim. Ve ayak bileklerini yavaş yavaş çevirerek açıyoruz. Belki kendi nefesimizin ritminde. Sonra biraz da ters yöne. Nefes aldık. Nefes verirken elleri yana doğru yerleştirdik. Sağ bacağımızı uzatalım. Şöyle güzelce parmak uçları tavana gösterirken nefesle uzayalım. Nefes alırken uzun. Nefes verirken kendimize doğru çekelim. Nefes alırken uzun. Nefes verirken çekiyoruz. Nefes aldık uzadık. Ve son kez çekerken yavaş yavaş sağ bacak yere insin. Sonra sol dizi büktük. Sol bacağımıza güzelce sarılıyoruz. Birazcık daha yaklaştırabiliyorsak yaklaştırdık. Ve ayak bileğini çevirelim. Ve ters yöne. Nefes aldık ve nefes verirken eller yana. Tekrar bir point. Parmak uçları tavana. Nefes verirken ayakları çekiyoruz. Flex. Nefes alırken uzun. Nefes verirken çekiyoruz. Tekrar nefes al uzun. Nefes verirken çektik. Ve yavaş yavaş bırakıyoruz. Eller kalçanın yanında. Bazen şöyle birazcık daha yerleştirebiliriz. Eğer belimiz rahatsızsa birazcık kalçanın altına. Çift bacak uzun. Ve nefes verirken yuvarlanıp kalkıyoruz. Ve yavaşça geliyoruz. Masa pozuna. Ve buradan bir akış yapacağız. Yapacağımız akışta çocuk, masa ve aşağı bakan olacak. Kalçayı önce düşürdüm. Kollarım uzun. Alnı yere yerleştiriyorum. Kollar yana geliyor. Eğer kalçayı topuklara değdirmek zorsa ellerimi yumruk yapıp her zaman alnın altına yerleştirip öyle kalçayı düşürebilirim. Ve yavaşça geliyorum masa pozuna. Dizlerimden destek alacağım. Ayak parmaklarını takıp kalça yukarı gönderiyorum. Aşağı bakan. Şu an mükemmel bir aşağı bakan yapmak zorunda değiliz. Sadece vücudu yavaş yavaş açalım. Tekrar masa. Ayaklar rahat. Kalçayı düşürdüm. Alın yerde. Nefes alırken tekrar yukarı masa. Dizden destek aldım. Taktım ayakları kalçayı gönderiyorum. Minik minik hareketler. Minik minik akışlar. Nefes alırken masa. Ve yavaşça yükseldim. Aşağı bakan köpeğe geliyorum. Şimdi ayaklarımı bir adım öne aldım. Ve ayaklarımı mat genişliğinde aralıyorum. İlk hareketi sağ ile sol ayak bileğini yakalamayı deneyeceğim. Eğer bu zorsa bacağın üstünden herhangi bir yerden yakalayabilirim. Ve koltuk altından yana doğru bakarken minik bir burguya giriyorum. Burgulu aşağı bakan köpek. Derin bir nefes alıp vereceğim. Yavaşça sağ eli yerleştiriyorum yerine. Sol el gelsin. Ve sol sağ ayak bileğini deniyorum. Eğer bu çok zorsa birazcık şuradan yakalayabilirim. Ve koltuk altından sadece yana doğru bakarken bir burguya girdim. Nefes al. Nefes verirken sol el yerleşsin. Minik zikzaklarla topluyorum tekrar ayağı. Ellerin arasına baktım ve tekrar yavaş yavaş sürüyorum. Ve başımı düşürdüm, katlandım. Burada yeni başladığımız için dizler bükülü yapılabilir. Ama eğer çok rahatsan bacaklar uzun ve başını düşür ve katlan. Hafif dizimizi büktük. Aldığımız nefesle yavaş yavaş yükseliyoruz. Nefes verirken elleri tekrar kalbe taşıdık. Ve sonra kollar yana doğru gelsin. Tekrar matın başına geliyorum. Ve güneşe selamla devam edeceğiz. Nefes alırken tekrar yükselelim. Nefes verirken karnı çektim, sırtım uzun ve kalçadan katlanıyorum. Nefes alırken yarı yol açıldım, sırt uzun. Nefes verirken tekrar katlanıyorum. Sağ bacak geriye gelsin. Sağ diz yere gelsin. Sağ ayağımı açabildiğim kadar arkaya açıyorum. Öndeki dize dikkat edeceğim. Sol diz, sol ayak bileğinin üstünde. Burada dizin ayak baş parmaklarının özellikle geçmesini, ayak bileğini geçmesini istemiyoruz. Önce eller yerde. Sırf bedeni açalım. Eğer kambursam birazcık sırtı uzattım. Birazcık karşıya bakabilirim. Hatta parmak ucuna gelebilirim. Nefes al ve ver.
Ve sonra elini yerleştir, tekrar arkadaki ayağı kaldır. Ve plank'e geliyoruz. Plank'teyken karın aktif, belim kapalı. Sırtım çökmesin, sırtım dolu. Ve diz yere. Dirsekler bedene yapışık. Başımı uzatarak kendimi yere bırakıyorum. Ayağın tepesini yerleştirdim. Leğen kemiğinin önünden ittiriyorum ve kalbi açtım. Nefes verirken bırakıyorum. Birkaç kez daha. Nefes al, aç ve nefes ver. Kobra'yı yaparken üç kademe yapabiliriz. Eğer belimiz rahatsızsa göbek deliğine kadar. Bir sonraki aşama alt karın ya da pübik kemiği olabilir. Nefes verdik, bıraktık ve ellerden destek alıyorum ve geliyorum tekrar aşağı bakalım. Karnı çektim ve sırtımı uzatıyorum. Birkaç nefes burada kalalım. Ve sağ bacağımı tekrar kaldırıyorum. Sağ ayak parmaklarımı çekiyorum kendime. İkinci parmak aşağı baksın ve kalça hizasını hala koruyorum. Sağ dizi büktüm. Sağ el içeri doğru gelsin. Sol dizi tekrar yerleştiriyorum. Bu sefer elleri kaldırmayı deneyelim. Aldım nefesle. Kollar yukarı. Ve aya selam. Karnı çektim. Şöyle bir uzadım. Nefes al ve ver. Sonra ellerini yerleştir. Ayak parmağını tak ve tekrar ileri. Bacaklarımız rahatladıysa hala uzun yapabiliriz ya da sadece hafifçe bükebiliriz dizleri ve başımı düşürüp katlanıyorum. Hafif diz bükülü tekrar nefesle yükseliyorum. Nefes verirken eller kalbe gelsin. Nefes alırken kollarım yukarı. Nefes verirken tekrar katlanıyorum. Bu sefer sol ayağımı arkaya açtım. Ve karnı devreye sokuyorum. Nefesle kollarım yukarı. Elim kalça karesini öne doğru çeviriyor ve kollarım yukarıda yüksek hamleyi buluyorum. Mümkünse öndeki bacağı yere paralel hale getirmeye çalıştım. Burada diz, gene ayak bileğini geçmesin. Nefes al ve nefes verirken uzadım. Nefes verirken elimi yerleştiriyorum ve plank'e geçtim. Plank'teyken tekrar bedeni bırakıyorum yere, diz yere. Dirsekler bedene yapışık ve uzuyorum, açıldım. Kobra. Kobra'da minik burgular ekleyebiliriz. Nefes alırken sağa baktım. Ortaya geldim, nefes ver, nefes al, sola bak, ortaya geri gelme, ellerinden destek al, aşağı bakanı bul, bu sefer sol bacak yukarı, sol ayağını flex yap, ikinci parmak aşağı baksın, sol dizi bük, sol elin içine geliyoruz. Burada sağ ayağımı çeviriyorum ve savaş çeviri hazırlanacağım. Aldığım nefesle kollarım yukarı, nefes verirken yerleşiyorum. Burada arkadaki ayak yaklaşık 45 derecede. Elimi aldım bele ve kalça karesini karşıya çevirdim. Soldaki ayak karşıya bakıyor. Kollarım yukarı. Nefes al ve nefes verirken yerleşiyorum. İşte bu. Savaşçı bir, Virabhadrasana bir, savaşçı bir. Ve nefesle uzuyorum. Başla uzuyorum. Nefes verirken eller yere. Sağ ayağımı öne aldım. Ve aynı pozu öteki tarafta yapacağız. Ve sol ayağımı arkaya doğru açıyorum. Önce yüksek hamle ile başlıyoruz. Nefes al, kollar yukarı. Nefes verirken yüksek hamle. Ve sonra tekrar başla uzadım, kolla uzadım. Nefes verirken elleri yerleştirdim. Plank. Plank'ten tekrar yere ineceğim. Önce diz yere, dirsekler yere ve açılıyorum. Ve buradan geliyorum. Bir kez daha aşağı bakana. Ve sağ ayağımı öne aldım. Arkadaki ayağımı çevirdim 45 dereceye. Kollarımı kaldırıyorum. Eller gelsin bele. Ve kalça karesini karşıya çevirdikten sonra sağ dizimi büküp yerleştiriyorum. Arkadaki ayağım birazcık daha 45 dereceye gelebilir. Şöyle. Kalçayı çeviremiyorsam sol ayağımı biraz dışarıda alabilirim. Kalça aralığını koruyarak. Kollar tekrar yukarı. İşte bu, savaş çevir. Karnı içeri çektim. Beli koruyorum. Sonra başla uzadım, kolla uzuyorum. Nefes verirken eller yere. Arkadaki adımı öne aldım. Başımı düşürüp katlanıyorum. Dizim bükülü. Aldım nefesle. Kollarımla tekrar uzadım. Nefes verirken eller kalpte. Derin bir nefes alıp veriyorum. Ve şimdi savaşçı 2 akışını yapacağız. Önce sağ ayağımı arkaya açabildiğim kadar açıyorum. Sağ ayağım matın kısa kenarına paralel olsun. Sanki öndeki ayak topuğundan arkadaki oya bir düz bir çizgi varmışçasına öndeki ayağı öne doğru yerleştirdim.
Sonra güzelce kollarımı açıyorum. Birazcık arkaya doğru çeviriyorum. Sanki sırtımda şeffaf bir duvar var. Sağ elin altında sağ ayak, sol elin altında sol ayak olsun. Aldım nefesle, başımı çevirdim ve nefes verirken sol elin orta parmağından ileriye bakarak yerleşiyorum. Savaşçı ikiye. Burada gene diz içeri dönüyorsa dışarı almam lazım. Topuktan destek aldım, ayak baş parmağını kaldırdım, diz karşıya. Başımı çeviriyorum. Savaşçı iki. Nefes al ve ver. Şimdi sol bacağımı uzatıyorum. Sol diz artık bükülmüyor. Sonra aldığım nefesle sol kol uzasın. Verdiğim nefesle sol kol aşağı, sağ kol yukarı. Önce bir belime dolayacağım. Sol eli yere düşürmeyi deniyorum. Eğer kalbim kapanıyor, göğüs kafesi daralıyor ve omuz düşüyorsa eli biraz yukarı koymalıyım ki açayım. Nefes al yukarı, üçgen. Ama rahatsan sol elini değdirebilirsin. Aldığın nefesle geri gel. Verdiğin nefesle el belde, arkadaki ayağını çevir, matın başına gel ve dinleniyoruz. Öteki tarafta aynı hareketi yapacağız. Sol ayağımızı arkaya alıyoruz. Sol ayak matın kısa kenarına paralel. Tıpkı düz bir çizgi var. Öndeki topuk, arkadaki ayak iç ovuk. Kollarımı açtım. Sağ elin altında yine sağ ayak, sol elin altında sol ayak. Karnımı çektim. Gerçekten sırtımı şeffaf bir duvara dayadığımı hayal ediyorum. Sonra başımı çevirdim öne. Orta parmaktan uzuyorum. Nefes al. Nefesini verirken sağ dizini bük ve yerleş. İşte bu savaşçı iki. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Yaklaşık 5-8 nefes normal olan. Aldığın nefesle tekrar geri gel. Nefes al ve ver. Üçgene geçeceğiz. Nefes al. Sağ kol uzun. Nefes ver, sağ kol aşağı. Burada sol kolu yukarı çevirdim ve belime doladım. Sağ elimi değdirmeyi deniyorum ve kapanmıyorsa tekrar sol kol yukarı. Birazcık elimi yukarı yerleştirmem bizim için okey. Önemli olan sırtın duvarını, şeffaf duvarını korumak. Nefes al, nefes verirken tekrar geri gel ve savaşçı ikiye tekrar geçebilirsin. Ya da el belde arkadaki ayağından destek al ve öne gelip tekrar dağ pozunu bulabiliriz. Eller kalpte, derin nefes al. Ve nefes ver. Şimdi bir denge duruşu an ağaç pozunu yapacağız. Bunu matın üstünde de yapabiliriz ya da sert zeminde yerde de yapabiliriz. Önce bir dağ pozisyonunu alın. Güzelce bir ayaklarımız yerleşsin ve köklensin. Ve sonra ağırlığımızı sol ayağa verdik. Sağ parmak ucunda olsun. Elimiz belde. Denge pozlarında önemli olan bir noktaya sabit bakmamız ve odaklanmamız. Kendimizi hazır hissettiğimiz zaman karşı bir noktaya baktık ve aldığımız nefesle gelip ayağımızı yerleştiriyoruz iç bacağa. Eğer yukarı kaldırmak zorsa bizim için ya dizin altına ya da dizin üstüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve sonra ellerimiz gelsin kalbe. Birkaç nefes burada alıp verdikten sonra kollarımızı yukarı doğru kaldırdık. Ve ellerimizi şöyle yukarı doğru çevirmek hem kulak hem omuzun arasını rahatlatacak ve hala uzuyoruz. Sol ayağımız güzelce köklensin. Sol diz kapağını sıkıp bırakmayı deneyelim. Hem omurgamızı güçlendiriyoruz hem de güzel bir denge pozu. Kalça, omurga güçlensin. Nefes alıp verirken yavaşça çıkabiliriz ve ağırlığımızı öteki tarafa vereceğiz ve öteki tarafı deniyoruz. Sağ ayağımız bassın, sol parmak ucunda, elimiz belde başlayabiliriz. Bakışımızı tekrar buluyoruz ve bir noktaya sabitledik. Aldığımız nefesle sol ayağı kaldırıp yine yerleştiriyoruz. Diz kapağının yanına yerleştirmeden ya üstüne ya aşağısına. Karnı çektim, önce uzuyorum ve sonra gelsin eller kalbe. Aldığım nefesle kollar yukarı, avuç içlerini güzelce çeviriyorum ve uzadım. Sağ ayağım güçlü ve kuvvetli, iyice kökleniyor. Hatta sağ diz kapağını sıkıp bırakmayı deniyorum. Kulak omuz arası sıkıştırmadan rahat. Nefes alıp verirken iyice uzadım. Nefes al, nefes verirken yavaş yavaş çıkabiliriz. Ve şimdi yer pozlarına geçeceğiz. Güzelce kollarımıza yükseldik. Nefes verirken katlanıyorum ve masaya geldim. Kalçamı düşürdüm. Kolları uzun, çocuk pozundayım. Burada el parmaklarımı yerleştirip birazcık omuzlarımın da açılmasını sağlıyorum.
ve derin nefesler alıp verirken birazcık omuzlarım açılsın. Elim rahatlıyor. Sırtım uzuyor. Yavaş yavaş yükseliyorum. Ve bir burgu pozuna gireceğiz. Kalçamı yavaşça yana doğru bıraktım. Ve çift bacak önce uzasın. Sağ dizime büküyorum. Ve sağ bacağımı solun üstünden attım. Burada sağ ayağım önce yere gelsin. Ve iki kol önce güzelce uzuyorum. Nefes verirken ters kolla, sol kolla güzelce sarıldım. Sağ kol yine tavana uzasın ve sonra geri çevirip yerleştiriyorum omurganın devamını. Karnımı çektim, uzadım. Nefes verirken arkaya bakıyorum. El parmakları okey, avuç içi okey. Önemli olan iki omuzun birazcık daha düzgün bir mesafede olması. Aynı hizada olması. Nefes alıp verirken birazcık daha derinleşebilirim. Aldığım nefesle tekrar geri geliyorum. Ve çift bacak uzun. Sol dizi büktüm ve sol bacağımı attım. Ayak tabanı yerde. Tekrar iki kolumu birden uzadım. Nefes verirken sağ kolum geldi ve sarılıyorum ters bacağı. Sol kolumu çevirirken omurganın devamına getirdim. Yine güzelce karnımı çektim, sırtım uzun. Nefes verirken arkaya doğru burguya girdim ve arkaya bakıyorum. Eğer boyun fıtığım varsa başımı çevirmeyeceğim. Boyuna dikkat ediyorum. Nefes al ve nefes verirken yavaşça öne doğru döndüm. Çift bacak uzun. Birazcık oturma kemiklerimi düzeltiyorum. Aldığım nefesle kollarım uzun. Verdiğim nefesle öne doğru katlanacağım. Burada önemli olan başımı dize değdirmek hiçbir zaman değil. Önemli olan omurgamı ne kadar uzun tutabilirim. Yogada her zaman omurgada uzunluğu araştıracağım. Karnımı hafifçe çekip dizlerimi bükebilirim. Aldığım nefesle kollar yukarı ve nefes verirken üst karnı bacağa taşıyorum. Sırtım hala uzun. Nefes alıp verirken birazcık daha katlanmayı araştırdım. Eğer bacaklarımı rahat bir şekilde uzun yapabiliyorsam dizlerim uzun. Bacaklarımı bükmedim ve dizin altını yere bastırmaya çalışıyorum. Burada bir kemer kullanabilirsin ve bütün bacağın arka kısımlarını hissediyorum. Nefes al ve ver ve yavaş yavaş ellerimizle kendimize doğru yürüyoruz. Ve sırt üstü uzanacağız. Bir dengeleme pozu yapacağız ve köprüdeyiz. El parmaklarım gene topuğuma değsin. Bacaklarımı paralel tutuyorum. Ayaklarım paralel, bacaklarım aralık, kalça genişliğinde. Ve aldığım nefesle kalça yukarı gönderdim. Ellerimi kenetliyorum. Ve sağ bacağım yukarı doğru havaya yükselebilir. Nefes al ve ver. Sonra sağ ayağını indir. Aldığın nefesle sol yükseldir. Ve yavaşça indir. Ellerini çöz. Sırtın, belin ve kalçayı düşürdün. Dizlerini kendine doğru çek ve sarıl. Minik minik sağa ve sola sallanabilirsin. Ya da başını kaldır ve güzelce yerleş. Ve tekrar sırt üstü uzanıyoruz. Bir ters duruş yapacağız. Bu beden eğitim derslerinde bildiğimiz mum duruşu gibi. Yogada biz buna omuz duruşu diyoruz. Eller kalçanın yanında ve dizlerimizi bükerek, ivme kazanarak bacakları kaldıracağız. Aldığın nefesle bacaklar yukarı. Burada dirsekler bedene ne kadar yakın olursa o kadar boynu koruyoruz. Belki biraz point yapmak, bacakları uzatmak için daha rahat. Ayaklarını flex de yapabilirsin. Bak bakalım hangisi rahat. Nefes al ve ver. Ve yavaşça ellerini yerleştir. Sırtını indir. Belini indir. Yavaş yavaş bacaklarımızı düşürüyoruz. Eller bedenin altına gelsin. Hatta bütün kol burada. Ve balık pozunu deneyeceğiz. Nefes aldın. Dizeklerin üstüne gel. Göğüs kafesini yukarı taşı. Nefes verirken başını çevir. Boyun fıtığımız varsa bunu bir blokla yapabiliriz. Başın altına bir blok yerleştirerek yapabiliriz. Al
Aldığın nefeste başını kaldır, verdiğin nefeste tekrar sırtın yere. Dizlerini tekrar bükebilirsin. Birazcık ayakları arala, dizler güzelce yerleşsin. Değsin birbirine, nefes al ve ver. Ve yavaşça uzatıyoruz bacakları ve tekrar final gevşemesine geldik. Her zaman yoga pratiğinin sonunda istediğin zaman, istediğin sürede final gevşemesinde kalabilirsin. Gözlerimizi kapatıp, nefesimize odaklanıp bütün bedeni gevşetelim ve sonra giderek normalleşsin nefesler. İstediğimiz kadar burada kalacağız.